Diyelim güzel bir akşam Tezgah filminin galasında neler söylemek istersin Erkan Bey? Yani Erkan zaten benim adaşımda yakın bir arkadaşım. Evet. O yüzden de bu filme çok hazırlandı. Filmin adı da dikkat çekici. Umarım içeride bir tezgah yoktur. O yüzden beraber keyifle izlemeye geldik. Dün akşam da sizi gördük arkadaşınızla beraber mekan evet. Çıkışında. Kendisi gitti mi burada mı hala? Pedro yaklaşık bir haftada kadar daha burada. Zaten sürekli aslında geliyor yanıma biliyorsunuz da. Dün akşam da böyle bir İstanbul'da dışarı çıkmak istedi. Biraz gezdik. Aslında İstanbul'a ilk geldiğinde de ilk adresi siz oluyorsunuz. Evet. Sürekli sizin yanınızda biz görüyoruz ama evet, bunun evet. Sebebi nedir? Ya çok iyi bir bağımız oluştu. Kendisiyle de, kız arkadaşıyla da. Aslında kız arkadaşı yaklaşık bir aydır burada İstanbul'da. İstanbul'da seviyor. Bayağı da böyle tarihi yerleri seviyor daha doğrusu. O yüzden de sevdiği için de sürekli geliyor. Kız arkadaşı İstanbul'da derken Türk bir sevgilisi mi var yoksa? Yok. Türk değil. Türk değil. Siz nasılsınız Yaren? Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hemen projelere soralım. Bir proje var mı? Evet, yeni bir projeyle geliyorum. Bir festival filmde yer alacağım bir ay sonra. Onun harici iki proje daha var. Bakalım, hayırlısı. Hayırlı olsun diyelim. Erkan Bey, size projeleri soralım. Yani ben şu anda bir televizyon programına, işte yeni bir TV formatını hazırlanıyoruz. Yakında da o inşallah olacak bakalım, ona hazırlanıyoruz. Hayırlı olsun dedim. İtihar Hanım'a ben tekrardan dönmek istiyorum ama siz de 2021 mi? Evet, 2021. Türkiye güzelisiniz. Evet. İdil Hanım'ı sormak istiyorum, bu sene o seçildi, çok eleştiriler aldı. Siz de bir Türkiye birincisi olarak siz neler söyleyeceksiniz, yorumunuz nedir? Yani şöyle... Jüriler neyi seçtiyse uygun odur tabii ki de. O yüzden jürilerin lafının üstüne laf söylemek olmaz ki bence çok da sevimli, tatlı bir kız. Yol açık olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun. İyi eğlenceler.